Bugün de özellikle bu Türkiye'de siyaseti nasıl anlamak gerektiğini gerek kamu yönetimi ve siyaset bilimi bölümünden olan gerekse de başka bölümlerden olan arkadaşların olduğunu da dikkate alarak nasıl anlamak gerektiğini konuşacağız. Tabii aslında Hüseyin'in de söylediği gibi başlangıçta konuştuğumuz konu çok da böyle yapıyla işte Türkiye siyasi yapısıyla ya da geçmişiyle ilgili değil. En azından sadece onunla ilgili değil. Çünkü biz aslında bugünü konuşuyoruz. Bugünü konuşurken geçmişe doğru birazcık taşları yeniden döşüyoruz. Yani geçmişte kalmış bir şey değil. Aynı zamanda sürekli yeniden inşa konusu olan bir faaliyet. Yani Gökhan Hoca mesela Şerif Mardin'den bahsetmişti. Onun o işte Türkiye'ye uyarladığı merkez çevre işte modelinin artık geçerliliğinin kalmadığı konuşuluyor bugünlerde. Bu sunumun arkasından tabii epeyce bir konuşacağız, tartışacağız muhtemelen. Yani gerek bu şeyin yani işte bu modelin artık geçerliliğini kaybettiğine ilişkin tartışmalar gerekse de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şu an Türkiye'yi yöneten temel siyasi aktörün bu işlevin neresinde olduğuna dair konular muhtemelen tartışılacak sorularla. Soru gelmezse ben açmayı düşünüyorum. Birazcık o taraflara doğru gidelim. Ama tabii yani işte acaba geçmişte kalan bir şey mi yoksa bugün hala devam eden bir şey mi? Çok rastlanan bir şey var işte ya da çok rastlanan bir argüman. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla beraber merkez çevre oldu. Daha doğrusu çevre merkeze taşındı ve dolayısıyla da merkez çevre teorisi ya da modeli artık anlamını kaybetti diyenler var. Acaba öyle mi oldu gerçekten? Merkeze taşınmaktan kastettiğimiz ne ya da gerçekten merkeze taşındı mı? Toplumsal olan ile siyasal olan arasındaki ilişkiyi ayrı ayrı ele almak mı gerekiyor yoksa hepsini aynı kutunun içinde değerlendirmek mümkün mü? Bunları konuşacağız. Ama başlangıçta şunu özellikle belirteyim. Bir ülkede siyaseti anlamak için ne yapmak lazım? Bir ülkede siyaseti anlamak için öncelikle mesela diyelim Romanya'ya gittiniz ya da başka bir ülkeye. Temel siyasi aktörlere bakarsınız. O ülkede yönetim yapısına bakarsınız. Hükümet sistemine bakarsınız. Temel siyasi aktörlere bakarsınız. Kimlerdir? Hangi partiler var? Hangisi iktidarda? Hangisi muhalefette? İktidardakinin ideolojisine, muhalefettekinin ideolojisine. Onlara bakarsınız ve bir süre sonra da anlama sağlarsınız. Bir önemli ölçüde anlama sağlarsınız. Ne kadar kalıcı olur? O ayrı ama muhtemelen birkaç sene sonra da unutursunuz. Öte yandan böyle bir anlamanın da aslında ne kadar açıklayıcı olduğu ve sahici bir anlamına geldiği de tartışılır. Çünkü genel siyasi aktörler ya da kişiler, partiler çoğu kez o ülke ile ilgili bir anlama sağlar, evet. Ama o ülkede siyasetin MR'ını işte ya da röntgenini gerçekten vermez, vermeyebilir. Güncel bir siyasi tartışma gerçekten toplumdaki başka bir tartışmanın da yansıması olabilir, devamı olabilir ya da toplumdaki temel bir ayrışma kendisini o tartışma üzerinden görünür hale getiriyor olabilir. Dolayısıyla da o tartışmaya bakarak da sadece bunun tartışıldığını, bunun konuşulduğunu, ayrışmanın bu olduğunu düşünmek mümkün değil. O yüzden bizim bu siyasi aktörlerin ötesine geçerek birazcık toplumsal ayrışmanın sosyoekonomik boyutuna bakmamız, orada kimlerin kimlerle beraber olduğuna, asıl tartışmanın ne olduğuna, bu siyasetin sokakta nasıl şekillendiğine, insanların hayatlarını kazanmalarında, geçimlerini sağlamalarında nasıl bir ayrışmanın olduğuna onlara da bakmak gerekiyor. Onlara bakmadan yapılacak olan anlama eksik kalır. Meksikalı bir arkadaşıma ben şeyi sormuştum. İşte sizin parti Meksika'da acaba olsaydım hangi partiyi desteklerdim diye düşünüyordum. Ondan sonra bizim partiyi desteklemelisin dedi. Niye dedim? Niye dedi? Çünkü dedi işte bizim parti NAFTA projesini destekliyor dedi. Liberal düşünce çerçevesinde o zaman benim de herhalde şey yapmam gerekir diye düşünüyordu. Sizin parti
Ya dedim bu topraksız köylüler ya da toprağa gasp edilmiş olan insanlar, Viva Zapata'yı seyretmiştim. destek veriyor mu dedim. Onlar sizin partiyi mi destekliyor dedim. Yok dedi. Onlar bizim partiyi desteklemiyor dedi. Başka sorum yok dedim. Yani ama dedi bizimkisi NAFTA projesini destekliyor. Önce dedim insanların malını mülkünü iade edin de ondan sonra NAFTA'yı konuşalım. Yani Kuzey Afrika, Kuzey Amerika'daki serbest ticaret tamam. Ben de serbest ticaretten yanayım ama liberalizm sadece ondan ibaret değil. Bir de mülkiyet hakkı diye bir şey var. İnsanların en başta gasp edilmiş hakları söz konusu. Dolayısıyla orada anlaşamamıştık arkadaşlar. Tabii tek başına bu şey değil belki ama tek başına bu bile gösterge olmayabilir. Ama bu NAFTA'dan daha önemli bir gösterge diye düşünüyorum. Evet, Türkiye siyasetine baktığımız zaman konuşacağımız bazı şeyler var, bazı dönemler var. Ama bunları tabii uzun uzun burada anlatmak için özellikle buraya koymadım. Buraya koymamın sebebi, bazen siyasi olarak ön plana çıkarılan tarihlerle temel bazı değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı tarihlerin çakışmayabileceğini de göstermek bakımından. Yani işte 1950 işte Demokrat Parti'nin iktidara gelişi önemli bir tarihi ifade ediyor. 1946 çok partili hayata dönüşü ifade ediyor. Belki 46'dan sonrası diye yazmak gerekir ama aslında fiilen bir şeylerin değiştiği tarih, iktidarın sahiden gerçek bir seçimle el değiştirdiği tarih 1950. Burada iktidarı el değiştirmesinden söz ederken çok partili hayata dönüş kavramını kullandım. Ahmet Kuyaş'ın bu ilk olarak onda okuduğumu hatırlıyorum. Neden dönüş dediğini de herhalde biliyor musunuz bilmiyorum. Neden geçiş demiyor da dönüş diyor? Evet, 1908'de zaten çok partili hayat vardı. Daha sonra tek partili hayata geçilmişti. Ardından da çok partili hayata dönüş kavramını kullanmak o bakımdan daha doğru. 1923 Cumhuriyet'le beraber aynı zamanda çeşitlilik arz eden bir meclis yapısının İkinci grubun tasfiye edildiği bir tarihtir ve dolayısıyla da tekrar bir ayrışmanın yaşandığı bir tarihtir. 1983, 1950'den işte 2000'li yıllara kadar yapılan bir tasnifte de hepsi aynı değildir o tarihlerin mesela. Demirelli yıllar belki bir kilometre taşı olarak tespit edilmeyi hak etmiyor olabilir ama mesela 1983 Özallı yıllar o bakımdan ayrı bir dönemi ifade eder. Bir dönemin kapanışını, öbür dönemin başlangıcını ifade eder. 80'leri hiç izlediniz mi bilmiyorum. Ben çok fazla izleyemedim ama 80'ler dizisinin bir tek şeyini çok özellikle beğenmiştim. Kıyafetlerini, dekoru, gerçekten 80'leri çok iyi veriyor. Kasetçi dükkanlarını, ondan sonra kadınların makyajını, o böyle vatkalı kıyafetleri, şunları bunları falan gerçekten çok iyi vermişler. Orada sadece bir sahneyi hatırlıyorum. Bir şekerciydi galiba. Çok fazla izleyemediğim için yani aklımda kalan sahnelerden birisi de gerçekten iyi bir sahneymiş diye düşünüyorum. 1983'te işte seçim yapıldığını söylüyor ve Türkiye'nin, eski Türkiye'nin geride kaldığını o gün fark etmiştik diyor. Özal'ın seçildiği günü anlatıyor şekerci. Evet, Türkiye'de aslında yani öteden beri ikinci meşrutiyetten itibaren meclisteki 1920'den sonra birinci ve ikinci gruplardan gruplarla devam eden bir ikilik, bir ayrışma zaten var. Tarık Zafer Tunay'ın kına yansıyan sözünü okumayacağım. Nasılsa en arkadaki arkadaşlar da okuyabiliyorlar mı? Dolayısıyla da zaten bir ayrışma söz konusu. Hatta bazen bu ayrışmada bir biyolojik süreklilikten bile söz edenler var. İşte diyelim ki Ahmet Ağoğlu'nun oğlu, Serbest Fırka'da Ahmet Ağoğlu, şeyde Demokrat Parti'de de Samet Ağoğlu devam ediyor. İttihat Terakki'de olan işte birisinin çocuğu daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapabiliyor ya da işte Demokrat Parti'de olan birisi daha sonra Doğru Yol Partisi'nde, Adalet Partisi'nde siyaset yapabiliyor onun kızı ya da oğlu. Dolayısıyla bir süreklilikten söz etmek mümkün. Tabii bu tartışma, bu süreklilik bir modernleşme, bir siyaset, ülkeyi nasıl kurtarmalı şeklindeki bir tartışmanın çerçevesinde de
cereyan ediyor. Ama biraz önce de söylediğim gibi aslında konuştuğumuz bir konu gerçekte asıl ayrışma konusu olmayabilir. Yani modernleşme konusunda izlenecek yolları kabaca ikiye ayırdığımız zaman bu modernleşmenin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin bir tartışma aslında sadece modernleşme tartışması olmayabilir. Yani bu seçici bir batılılaşma yoluyla modernleşmeyi savunanlarla toptan bir batılılaşma yoluyla batıyı birebir taklit ederek modernleşmeyi savunanlar arasındaki ayrım sadece bir masa etrafında bu ülkenin geleceği için hangisi daha iyi olur, hayırlı olur şeklindeki bir varsayıma dayalı bir ayrım olarak düşünmemek gerekiyor. Yani siyasetteki tartışmaları öyle değerlendirmemek gerekiyor. Bunu en iyi anlatan, okudunuz mu bilmiyorum, Hiç Kimsenin Cumhuriyeti diye bir kitap var. Çok kısa, küçük bir kitaptır. Ütopya Yayınları'ndan çıkmıştı. Kadir Can Gızbay'ın kitabı. Ekrana yaklaşımını aldığım kişi Kadir Can Gızbay. Bu şeyde, kitapta, aslında o kitaptan bir bölüm bu. Şeyi çok iyi anlatıyor. Yani temel felsefi ya da siyasi bir tartışma gibi görünen bir tartışmanın aslında arkasında çok daha farklı bir ayrışmanın olduğu. İnsanların bazen tartışırken de yaparlar insanlar. Konuştukları konu başka bir şeydir aslında, gündeme getirdikleri tartışma. Dertleri daha başka bir şeydir. Bazen insanlar siyasi olarak bir tartışmanın içine girdiklerinde o tartışma o tartışmadan ibaret olmayabilir. Başka bir tartışmanın ya da başka daha derin belki bir ayrışmanın devamı olabilir. Şimdi neden mesela işte Fransız tarzı bir modeli izlediler de Anglo-Sakson tarzı bir modeli izlemediler? İşte ilk açıklamalardan birisi şu, işte François ile Kanuni'nin ilişkilerinden beri Frankofon aydınlar vardı. Onlar da daha çok Fransa'yı biliyorlardı. Kargadan başka kuş tanımadıkları için Fransa'yı izledi Osmanlı Cumhuriyet aydınları diye. Ama aslında Kadir Can Gızbay'ın ekrana yansıyan yaklaşımı, hayır öyle değil diyor. Yani Fransa'yı bilmediklerinden dolayı değil. Bir sınıf gibi biçimlenen, bürokrasi bir sınıf değildir ama bir sınıf gibi hareket ettiği tarihsel formasyonlar da olabilir. Bir sınıf gibi hareket eden, kendinden bir işte bilinci olan ve o sınıftar refleksi taşıyan yeni bir sosyal grup olarak bürokrasi tam egemenlik kurmak istediğinde Anglo-Sakson tarzı bir yönetim yaklaşımı ya da bir model ona uygun değildi. O yüzden onu seçemezdi. Zaten fiilen iktidarı eline almış, ben niye paylaşayım ki dediğinde burada yapılması gereken bir şey var. Yani Bismarck'ın sözü var ya, süngülerle zafer kazanabilirsiniz ama süngünün üstüne oturamazsınız. İzah etmeniz gerekiyor, meşrulaştırmanız gerekiyor, bir dayanak bulmanız gerekiyor. O elinizde tamam süngü var ama bugün sen niye oradasın dendiği zaman izah etmeniz gerekiyor. İşte ben buradayım çünkü aklın, bilimin, çağdaş uygarlık düzeyinin, şunun bunun falan teminatı benim. O yüzden burada olmak zorundayım mı söyleyebilmek gerekiyor. Dolayısıyla aslında bu siyaseti anlamakla ilgili ilk yapılması gereken tespitin bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu görünen ya da tartışılan şeylerle hükümet sistemleri, rejimler, ondan sonra ideolojilerle onların somut pratikteki anlamları arasındaki farklılığa dikkat çekmek istiyorum en başta. İkincisi tabii Türkiye toplumu da bütün dünyadaki diğer toplumlar gibi bir piramit şeklinde resmedilebilir. Alt sınıf, orta sınıf ve üst sınıf şeklinde. Ve burada sınıfsal ayrışmanın piramidin altı ile üstü arasındaki gerilimin siyasete yansıması meselesini de unutmamak gerekir. Yani biz Türkiye'de siyaseti anlamaya çalışırken sağcılar şunu düşünüyor, solcular bunu düşünüyor şeklinde bir ayrıştırma ile anlamaya çalışmamalıyız sadece. Aslında böyle bakacak olursak ikinci meşrutiyetten itibaren kabaca iki ana hattın, Türkiye siyasetinde iki ana kulvarın, iki ana akımın mücadele ettiğini görüyoruz. Birisi İttihat Terakki'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne kadar gelen siyasi çizgi. Öbürü de Hürriyet, İtilaf, Ahrar ve diğerlerinden
Adalet ve Kalkınma Partisi'ne kadar gelen siyasi çizgi. Kuşkusuz her iki tarafta da başka aktörler var. Bazen o niye orada, şurada da olması gerekir dediğimiz şeyler var. Ara renkler çok fazla ve dolayısıyla da böyle çok net bir şekilde bu budur arkadaş kesinliği içinde tüm siyaseti tüketebilecek, yorumlayabilecek durumda değiliz. Ama esas olarak sosyal piramitle bu siyasi akımlar ya da siyasi aktörler arasında bir ilişkiyi resmetmek gerekirse ağırlıklı olarak günümüzde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği ya da ana aktörü olduğu Türkiye solunun piramidin üst ve orta sınıflarına, yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başını çektiği Türkiye'deki sağın ise esas olarak piramidin orta ve alt kesimlerine dayandığını söyleyebiliriz. Bu bugüne özgü bir şey değil. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey de değil. Michael Ruskin İngiltere'de İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti'nin oy aldığı yerlerin haritasını çıkarmış 100 yıllık. Ve haritada görünen bir şey var. 100 yılda çok bir şey değişmemiş. Yani İngiltere'de hala İşçi Partisi işte sanayileşmiş liman kentlerinde işçilerin yoğunlukta olduğu yerlerden oy alıyor. Hala Muhafazakar Parti'nin oy aldığı yerler etnik olarak da, sınıfsal olarak da çok fazla değişmemiş. Kuşkusuz iktidara birini getirip götürecek kadar bir oy davranışı, farklılaşması söz konusu. Ama söylemeye çalıştığı şey o değil. Yani 100 yıl boyunca bu partilerle ilgili ya da bu partilerin tabanlarıyla partiler arasındaki ilişkiye dair bir tespit yapmak mümkün. Şimdi şöyle düşünün, gerçekten de yani sadece 1980'lerde benim kendimi hissettiğim, bildiğim, kendimi bildiğim dönemlerden itibaren değil, bugün de geçerli, yarın da muhtemelen şöyle olacak. Şimdi diyelim ki 5 sene sonra, 4 sene sonra seçimler olacak. Bunu bilmek bize bazı şeyleri öngörme yeteneği kazandırıyor. Seçimler olduğunda şöyle düşünün, açılan sandık sayısı, kullanılan oy sayısı, oyların partilere dağılımı epeyce şey olmuş diyelim ki, netleşmiş. İstanbul'da %20'lik bir sandık kalmış. Açılacak olan sandık kalmış. Partiler de başa baş gidiyor. Ve açılmayan sandıkların nerede olduğunu daha çok merak ediyorsunuz. Hangi semtlerde? Eğer açılmayan sandıklar işte diyelim ki Kadıköy, Beşiktaş, Şişli gibi semtlerde ise hangi partinin kazanacağını öngörebilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi. Sultanbeyli'den gelmemişse mesela sandık ya da aynı sosyoekonomik gruptaki diğer yerlerden gelmemişse, yani söylemeye gerek yok. Bunu bilmek bize her zaman için belki siyaseti öngörmeyi mümkün hale getirmez ya da her zaman için bu budur diyemeyiz. Ama bir öngörü yapmamızı kolaylaştırır ve bunu genellikle de yanılmayız. Yani açılacak olan sandıklar o taraftan gelirse sonuç böyle olur, bu taraftan gelirse böyle olur diyebiliriz. Bu iyinin ve kötünün ötesinde bir realite. Yani insanların hayatlarını kazanma şekilleri, insanların maddi yaşam koşulları ile oy davranışları arasında bir ilişki var. Bu zaman zaman işte geçmişten günümüze tartışmalara da yansıyor. Yani işte bidon kafalılar ya da işte bir selfie çekemeyenler, ondan sonra işte makarnacılardan şeye kadar işte düşükler, kuyruklar, ondan sonra hasoların, memoların partisi, ağzı çorba kokanların iktidarına kadar gidiyor. Ben Serbest Cumhuriyet Fırkası'na çalışmıştım 1930 yılı. O kadar çok çalışmıştım ki, o kadar konu ilgimi çekmişti ki artık dışarı çıkıyordum, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya diyordum. Yani haberleri dinlerken İçişleri Bakanı'nın Şükrü Kaya olduğunu şey yapıyordum. İstanbul'daki şeylere kadar, işte Alcazar sinemasında gösterilen filmin ne olduğuna varıncaya kadar, reklamlara kadar gazeteleri okumuştum. Aynı yaklaşımı orada da görüyordum işte bu. Onu da oradan aldım yani. Meclis tutanaklarından bu, pardon. İzmir'de Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda oy vermek isteyen insanlar var. Sandığın başına gidiyorlar.
Ama açık oy gizli sayım olduğu için, elinde de serbest fırka pusulası olduğu için insanların nedense listede ismi bulunamıyor ve oy kullanamıyorlar. Onlar da tabii şey yapıyor, protesto ediyor. Birileri de işte öyle bir ortama girmek istemiyor. Yani bu konuştuğumuz, tartıştığımız meselelerin öyle bir arka planı, öyle bir boyutu da var. Ben böyle birebir işte maddi ilişkiler, siyaseti belirler, indirgemeciliğiyle hareket edecek bir yaklaşıma, zihniyete sahip değilim. Yani kuşkusuz pek çok şey belirliyor siyaseti. Yani insanların etnik kimliği de belirliyor. İnsanların AK Partili ya da işte CHP'li ya da MHP'li ya da HDP'li olmasını belirleyen şey sadece sınıf değil. Bazen etnik kimlik çok daha ön plana çıkabiliyor. Dini kimlik, inanç kimliği, mezhepsel kimlik çok daha belirleyici olabiliyor. Ama bütün bunlar arasında mesela insanların maddi yaşam koşulları ve sınıf bu belirleyiciler arasında çok başat, çok birincil bir yerde teşkil ediyor. Ama yani son tarihte Türkiye siyasetine baktığımız zaman bu şeyi görebiliyoruz. Peki modeller bize neyi veriyor, neyi anlatıyor? Modelleri aslında biraz sosyal bilimlerde modelleri bir karikatüre benzetebiliriz. Bir karikatür, bir insana baktığınız zaman mesela 3-5 çizgiyle onu fark etmenizi sağlar. İşte bakarsınız bu şey dersiniz mesela Erdoğan, bakarsınız Kılıçdaroğlu. Halbuki 3-5 tane çizgiden ibarettir o. Neyi verir? Orada aslında asıl verilmesi gereken en belirgin çizgilerin altını çizer. Diğerlerini ihmal eder modeller. Ve o bakımdan anlama sağlar. Tabii ki birbirinden farklı modeller var. Yani mesela Türkiye siyasetini anlamak için sadece Şerif Mardin'in merkezde çevresi yok. İşte Emre Kongar'ın kavramsallaştırması farklı. Devletçi seçkincilerle gelenekçi liberaller arasındaki kavgaya ya da gerilime dayandırıyor. İdris Küçükömer, Batıcı laiklerle Doğucu İslamcılar arasındaki gerilime dayandırıyor. Ama İdris Küçükömer sadece şeyden söz etmiyor, ideolojik bir ayrışmadan söz etmiyor. Aslında o daha sınıfsal bakıyor. O sınıfsal tartışmada mesela İslamcılığın daha dezavantajlı olan grupların kendi çıkarlarını siyasete taşımalarının bayrağı olduğunu söylüyor. Yani ideolojinin bizatihi belirleyici olduğundan söz etmiyor. Kazım Berzek de mesela ki bu sözünü ettiğim dört kişinin siyasi ideolojileri de birbirinden farklı. Kazım Berzek de Türkiye siyasetini öteden beri Kapıkulu sınıfı ile Raya sınıfı arasındaki gerilim temelinde okuyabileceğimizi düşünüyor. Hem de yani Osmanlı dönemini de kapsayacak genişlikte ele alıyor. Onun liberalizm, demokrasi, Kapıkulu geleneğinin içinde, o kitabın içinde sonunda eski sınıf başlıklı uzun bir denemesi vardır. Çok güzel bir denemedir. Çoğu kez insanlar işte böyle dipnotlu şeyli akademik yazıları anlama sağlayıcı zannederler ama öyle değil. Yani Kazım Bey akademik disiplinle yazan birisi değil. Kadir Cangızbay da aslında öyledir mesela. Söze başlar, başka bir yere gider. Eşekten bahseder. Ondan sonra öğrenci ders boyunca geldi, eşek muhabbeti yaptı diye düşünür ama aslında ifade özgürlüğünü anlatıyordur o. Yani başka bir şeyi anlatıyordur. O bakımdan şeye çok takılmayın. Yani şekle çok bakmayın. Zarfın içine bakmaya çalışmak daha önemli. Bu modellerden mesela işte hepsi birbirinden farklı perspektiflerden ve birbirinden farklı ahlaki pozisyonlardan aynı zamanda ilham alan ya da işte oraya dayanan modeller. Örneğin Emre Kongar'ın yaklaşımıyla ki mesela Emre Kongar'ın tasnifindeki o devletçi seçkincilerle gelenekçi liberaller ayrımı bana kavramsallaştırma bakımından en iyisi geliyor. Ama Emre Kongar'ın mesela ahlaki anlamda kendisini ait hissettiği tarafla benimkisi tam ters. Ya da diyelim Kazım Berzek'le Emre Kongar'ınkisi tam ters diyebiliriz. Peki bunlardan hangisi geçerli, hangisini kabul etmemiz gerekiyor? Yapılması gereken şey aslında okumaları çeşitlendirmek ve bunları kıyaslamak. Bazen birinin söylediği bir şey, bir unsur çok çarpıcı olabiliyor. Mesela İdris Küçükömer'in
İşte bu piramidin altı ile üstü olarak resmedebileceğimiz şeyde İdris Küçükömer'in dayama ve temsil etme ayrımı vardır Düzenin Yabancılaşması kitabında. Çok önemli bir ayrımdır mesela. Onu daha sonra isterseniz konuşuruz. Bazı özellikle nüansların fark edilmesini de sağlaması bakımından bu modeller önemlidir. Türkiye siyaseti uzun bir dönem Kürt sorunu, din ve vicdan özgürlüğü sorunu, Alevi sorunu, işte devletin derin devletin yeniden yapılandırılması sorunu, bunları konuştu, bunları tartıştık. Şimdi şeye baktım ben, eski sunumlarıma baktım. Yani 2000'li yılların başında neleri konuşmuşuz, neleri tartışmışız diye. Şimdi ekrana yansıyan mesela bu şeyler arasında, bu başlıklar arasında bir kısmının değiştiğini, bir kısmının çözüldüğünü, bir kısmının çözülmediğini, hala çözüm beklediğini görüyoruz. Ama aslında son 20 yılın da siyasetinin gündemini oluşturuyor bu tartışmalar. Ve son 20 yılın gündeminde de bu tartışmalar o Türkiye'deki temel ayrışmadan bağımsız değil. Yani şuradaki ayrışma, dikotomik modeller, yani bu ikili karşıtlık temelinde siyaseti açıklayan modeller aslında güncel olarak tartışılan pek çok konuda da tartışmanın tarafları ve o tarafların pozisyonları hakkında da bilgi veriyor. Yani işte diyelim ki ordunun sivil yönetime tabi olmasını istemeyenler veya vesayetin devamını isteyenler kimler? İşte vesayet oradan kalksın, demokrasi olsun, halkın belirleyiciliği söz konusu olsun, yeter söz milletindir diyenler kimler? Bu ikisi arasındaki ayrışma aslında, daha doğrusu bu meselelerdeki taraflar aslında bu ayrışmanın da çoğu kez birebir üstüne oturuyor. O bakımdan belki bütün bu tartışmaları yaparken ve tabii ki sorunları çözmeye çalışırken bu ayrışmayı da zihnimizde tutmak gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de mesela ilk defa 1983'te Turgut Özal'ın iktidara gelmesiyle beraber denediği, daha önce 1950'de Menderes'in gelmesiyle başlayan bir yol vardı. 2002'nin sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesiyle beraber mesela ciddi anlamda o bürokratik vesayet ya da vesayet sistemi sivil ve askeri tarafıyla beraber sarsıldı. İşte daha önceden mesela şu an Genelkurmay Başkanı'nın ismini bilen yok herhalde. Ama biz daha önce yatıp kalkıp işte şeyleri konuşurduk. Kuvvet komutanları ne yaptılar, ne açıklama yaptılar. Adı açıklanmayan bir üst düzey askeri yetkili Hürriyet gazetesinde yine manşet olacak ne söyledi ondan sonra. İşte yaş kararları ne zaman açıklanacak, ne zaman toplanıyor ondan sonra. İşte Şura'nın gündemi ne, kimler neler söyleyecek, bunları konuşuyorduk. Bazı şeyler değişmedi. Mesela cemevlerine hukuki statü, zorunlu din dersinin kaldırılması gibi, yani bir vakitler demokratların gündemi olan konular hala aslında gündemi, ama mesela pek çok konuda da geçmişte yüzleşme, azınlık hakların iadesi gibi birçok konuda da olumlu anlamda ilerlemeler yaşandı. Darbe girişimi sonrasıyla öncesini ayırmak gerekiyor ve bir de şu an için özellikle son 2023 seçimlerinden sonra Türkiye'de siyasetin taşlarını yeniden döşenmesi ve bu süreçte acaba bu modellerle bu yapının acaba bu modeller çerçevesinde artık işlevini kaybedip kaybetmediği tartışmasını da yapmak gerekiyor. Burada ben özellikle tartışmalara kaynaklık etmesi bakımından da bu merkez ile çevre arasındaki ayrımın artık ortadan kalktığını söyleyen yaklaşıma karşı belki tartışmanın da şeyi olsun diye özellikle belirtmek isterim. Siyasi anlamda bir iktidara sahip olmakla sosyolojik olarak o iktidara sahip olmak aynı şeyler değil. Yani Türkiye'de bir devrim yaşanmadı bu anlamda. İşte Rusya'daki gibi mucikler
şeylerin, köylüler, soyluların şeylerine girmediler, yazlık saraylarına el koymadılar. Türkiye'de sınıfsal anlamda bazı şeylerin değiştiğini tabii ki kabul etmek mümkün. Zaten doğan dünyada toplum yok. Ama sınıfsal değişimle siyasi değişimin ayrılması gerektiğini özellikle hatırlatmak isterim. Kuşkusuz bir özellikle siyaset aracılığıyla iktidara geldiğiniz zaman o ülkede sınıf yapısı ile ilgili de ekonomi ile ilgili de bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Ama dikkat edin, mesela 20 yıldır Türkiye'de şey tartışması da yapılıyor aynı zamanda. İşte söylem hala Türkiye'de işte değişmedi, dönüşmedi tartışması da yapılıyor. Bu acaba iktidarın bir başarısızlığı mı? Yoksa zaten söylemin öyle değişmesi siyasi egemenin uzunca bir süre egemen olmasıyla olabilecek bir şey mi? Marx'ın sözü var, bir ülkede, bir toplumdaki egemen fikirler egemen sınıfın fikirleridir diye. O söz mesela bu değişimin öyle kolay siyasi iktidarın değişmesiyle, hükümetin değişmesiyle olmayacağı anlamına da geliyor. Evet, benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Öncelikle teşekkür ediniz. Türkiye'deki siyasal konumlamaya dair özellikle de Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy eksenindeki değerlendirmenize ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Şimdi 1980'lerde Anavatan Partisi çok rahat buraları kazandı. Belediyeleri kazandı. Daha öncesinde de kazandı. Yani şu anda da %80-90 CHP oy alıyor. Sizce aslında bu analiz bu anlamıyla bir miktar sorgulanmaya değmez mi? Evet. Yani uzun vadeli siyasetin içinde nereye oturduğuna bakmak gerekiyor. Şimdi bazen bir referandum ya da bir seçim, o seçimin daha özel bir gündemi, insanların oy davranışıyla ilgili bazı değişiklikler ortaya çıkarabiliyor. İşte İzmir'deki oylarla Çemişgezek'teki oylar bir dönem aynı potada da şey yapabiliyor, buluşabiliyor. Evet, şeyde de öyle mesela, diyelim ki İzmir'de ki evet, İzmir'deki oy davranışı da aynı şekilde değişti. Ama işte zaten bu tür modellerin ya da bu türden genellemelerin tüm durumları, tüm zamanları izah ettiğine dair bir iddia söz konusu değil. Genel eğilimlere bakmak gerekiyor. Genel trendleri veriyor bunlar. Yani şeye baktığınız zaman her semtin, her şehrin varlıklı kesimlerinin oy davranışı esas olarak hangi siyasi tarafa doğru yöneliyor? Daha alt, orta sınıflarınkisi nereye doğru yöneliyor? Şimdi Diyarbakır'ın mesela oy davranışını her zaman biz sınıfla açıklayamayabiliriz. Çünkü orada mesela kimlik, etnik kimlik çok daha belirleyici olabiliyor. Dersim'de bazen Kürt kimliğinden daha ziyade mezhep kimliği belirleyici olabiliyor. Ama bunlar genel eğilimler. Tıpkı şeyde, İngiltere'de biraz önce Michael Roskin'in örneğini verirken de söylediğim gibi, insanlar oy davranışlarını hiç değiştirmiyor değiller. İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti arasında son yıllarda, son uzun zamandır, son 10 yıllarda değil, iktidar gidip geliyor. Dolayısıyla belli ki insanlar oy davranışlarını değiştiriyorlar ki birisini iktidardan alıp öbürüne getiriyor. Ama değişmeyen bir şeyler var. Yani burada o trendleri özellikle yakalamak gerekiyor. Zaten modellerin o karikatür gibi sadece insanların yüzündeki ya da bir nesnenin asıl böyle çarpıcı taraflarını vermesinin de anlamı o. Yani dikkat çekmeye çalıştığı yer orası. Yoksa tüm yüz hatlarını, ayrıntılarını falan verme iddiasında değil. Merhaba hocam. Ben aslında şeyi soracaktım. Burada slide'da da bir piramit gösterdik. İşte Türkiye'nin sosyolojik yapısını birazcık daha açıklayan. Alt kesimlerin daha çok mevcut iktidarı destekleme eğiliminde olduğunu söyledik. Benim de fark ettiğim bir şey ama ben aslında şunu merak ediyorum. Mevcut yönetim, yani AKP iktidarı sermayedarları bu kadar desteklerken, hani mülklü olan kısmın mülkünü korumasını ve artırmasını sağlarken alt kesimin neden AKP iktidarını destekleme eğiliminde olduğunu ben aslında pek çözemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Aslında insanların
oy davranışının bir rasyonalitesi var. Yani Türkiye'de alt ve orta sınıfların AK Parti'ye, daha önceden de Özal'a, daha önceden de Demokrat Parti'ye, ondan önce Serbest Fırka'ya, hani gerçi sonuçlar farklı ilan edilmişti ama her yerde seçimi Serbest Fırka'nın kazandığı düşünülüyordu. Vermesinin bir rasyonalitesi var. Yani şeyde bir video vardı, işte bir hizmetçisini şey yapıyordu, eleştiriyordu birisi, evi temizliğe gelen birisini, şey senin neyine, istikrar senin neyine vesayet mi diyordu. Hatırlıyor musunuz o videoyu bilmiyorum. Yani şeye sormuş, eve temizliğe gelen hanımefendiye niye AKP'ye vereceksin diye, AK Parti'ye vereceksin diye. O da işte istikrar olsun ülkede diye o yüzden vereceğim demiş. O da şey diyordu işte, istikrar senin neyine, hani istikrar düşünecek en son kişi sensin anlamında söylüyordu. Tabii aslında başlangıçta söylediğim gibi insanların gerçek söyledikleriyle ya da tartışmayla aslında söylemedikleri şey arasında fark olabiliyor. Kadının istikrar dediği şey başka bir şey. Yani aslında öyle söylüyor orada ama Kapıcı neden şeye oy veriyor? Yani özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veriyor, ona bakmak gerekiyor. Şimdi bu son seçimlerden önce bir arkadaş anlatıyor. Diyor ki, ya diyor işte arkadaşımla konuştum. Arkadaşı da şey demiş. Ya bütün Instagram'a bakıyorum, her yer kalpler, ondan sonra şey başım ağrıdı. Yani galiba seçimleri Kılıçdaroğlu kazanacak diye. Ondan sonra arkadaşı da demiş ki ona, konuştuğu kişi, yok demiş, ben bizim apartmanın kapıcısıyla konuştum. Abla demiş kapıcı. Ondan sonra ben her yere girip çıkıyorum, öyle değil. Yani öyle olmayacak diye. Peki nasıl oldu da bir sürü siyaset bilimcinin fark etmediğini, bir sürü bürokratın yanlış algılayarak hani başka kartlara oynadığı bir yerde kapıcı daha iyi gözlemledi? Yani kapıcının o partiye, o cenaha oy vermesinin, çevreye oy vermesinin bir rasyonalitesi var. Yani kapıcı kendi çocuğu da kapıcı olsun diye vermiyor. Benim çocuğum aşağıdan yukarıya çıkabilsin, o da sınıf atlayabilsin, o da avukat, hakim, doktor olabilsin, o da yurt dışına gidebilsin diye veriyor. Şimdi orada baktığımız zaman bir tarafta yine devletçi, seçkinci bir kesim var. Ve son tahlilde hani işçisin sen, işçi kal diyen bir yaklaşım tarzının siyasi pratiğini oluşturuyor. Öbür tarafta ise çevreden gelenlerin aşağıdakilerin yukarıya çıkması için her seferinde aşağıdakilerle yukarıdakileri ayıran o şeyi, zemini delmeye çalışan bir şey var. Özal'ın da mesela yapmaya çalıştığı şey oydu. Yurt dışına yüksek lisans ve doktora için öğrenci gönderme yöntemini mülakattan merkezi sınav sistemine çevirmişti. Ki köylü çocukları da gidebilsin, işçi çocukları da gidebilsin. Çok kızmışlardı ona mesela o dönemde. Çünkü daha önce mülakatla gidiyordu. Biz birilerinin gittiğini biliyorduk ama gidenler bizim çevremizden insanlar değildi. Daha üst düzey bürokratların vesaire çocuklarıydı. Şimdi halkçı, gözün aydın Türkiye, ak güvercin geliyor falan, emek, işçi falan. Çok hoş şeyler bunlar retorik olarak. Ama o retorikle o sınıfsal ayrışmada seçkinci yaklaşım çok bütünleşmiş bir durumdaydı. Değişmedi o hiç. Dolayısıyla kapıcı onu görüyor. Yani kimin kaç sayıyı koyduğunu ve kimin kaldırdığını biliyor. Kaç sayı biliyorsunuz değil mi? Yani meslek liselerinden mezun olan çocukların önünü kapatan bir düzenlemeydi. Şimdi meslek lisesine kim gönderiyordu çocuğunu? Üst gelir grubundan olan insanlar değil. Alt ve orta gelir grubundan ama özellikle de alt gelir grubundan olan insanlar gönderiyordu çocuklarını o meslek liselerine. Meslek lisesine gönderirken de tornacı olsun çocuğum diye göndermiyordu. Çocuğum öteki çocuklar gibi avukat, doktor, hakim olsun ama eğer beceremezse eli iş tutsun diye oraya gönderiyordu. Şimdi kat sayı kim koydu ve kim kaldırılmasın diye uğraştı? Kim kaldırdı? Bu önemli şey açısından, kapıcı açısından, yani ya da alt ve orta sınıflar açısından. Şimdi 2010'da referandum yapılmıştı ve Danıştay'ın yapısı değiştirilmişti, demokratikleştirilmişti. Eskisi gibi o yüksek yargının birbirini seçtiği o yönetim yapısı değiştirilmişti.
Ama CHP buna rağmen kastayı kalsın diye Danıştay'a başvurdu. Yani reddedeceğini biliyordu aslında ama son bir umut. Yani vuruşa vuruşa çekildiler. Bir sınıf mücadelesiydi aynı zamanda bu. Kastayı kaldıran kimdi? Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Şimdi burada emek, işçi partisi bilmem ne, çok güzel şiirler, hep bir ağızdan türküleri söylemek, Nazım Hikmet'in hani şiiri var ya, hep beraber sulardan çekmek, yarın yanağından gayrı en güzel, hani retorikle hayat arasında çok belirgin bir fark var ve aslında her iki taraf da kendi sınıfsal çıkarları açısından doğru tercih yapıyor. Ben buradan sorayım. Tekrar yine bağlantılı oldu. Tabii. Estağfurullah. Şunu merak ediyorum ben de. Mesela dediniz ki İngiltere, ya bu konularda hiç bilgim yok, biraz soracağınca gelebilir ama İngiltere'de işçi, liman işçilerinin işçi partisine oy verdiği işte ne söylediniz. Şimdi bizde bu tam tersi, yani arkadaşımıza sorduğu gibi işte işçi birisi işçi partisine oy vermiyor. Evet, iktidar eğilimleri işte baskıdan vesaire okumalar yaptığımızda o eğilimde olduğunu görüyoruz. Ama sanırım herhalde hiç böyle öyle bir tarihi yok. Yani çünkü işçinin bu kadar fazla olduğu bir ülkede aslında işçi partisinin de iktidarda olması gerekiyor mantıken. Ama tam tersi, liberal politikaları destekleyen bir iktidara oy veriyor. Yani böyle bir problem var. Şunu merak ediyorum. Ya temelde aslında bunda sebebi din ayrımı. Yani siz oraya çatışmalarda din kısmını almamışsınız ama temel çatışma ne ekonomi ne diğer şeyler, temelde ikiye ayıran şey temelde dine yaklaşım ve ondan dolayı bu eğilim gerçekleşiyor. Yani daha başka bir ülkede, işte dünyada bunun örneği var mı? Yani işte temel bir işte din ayrımından dolayı bu oy verme dağılımının değişmesi. Bir sorum daha var, şimdi mi sorayım? İsterseniz sorun, onu da beraber tamam. Cevap vermeye çalışalım. Emre Kongar'ın devletçi gelenekçi hani modelini beğendiğinizi söylediniz. Şimdi kavramsallaştırmayı belki, seviyorum. Kavramsallaştırmayı, evet. Pardon. Aslında belki geçmiş yıllarda işte Nazım Hikmet vesaire aldığımızda belki seçkinciler daha devletçi olabilir. Ama şu anda baktığımızda temelde devlet düşmanı söylemlerin çok olduğunu görüyoruz. Yani işte o okumuş üst sınıf ya da sınıflandırdığımızda. Bu değişimi neye bağlıyorsunuz? Yani daha önce bu kadar devlet düşmanı ifadeler yokken şu an bu kadar devlet düşmanı ifadelerin olmasını seçkinci sınıfta ve hala o kavramsallaştırmanın geçerli olduğunu düşünüyor musunuz? Bu yani 20 yıllık bir iktidar bağlamında. Evet, bugün de ilk günkü kadar geçerli aslında ama ilk günkü toplumla bugünkü toplum aynı toplum değil. Yani yoksa genel eğilimler, genel geçerlik aynı. İkinci sorunuzdan başlayayım cevap vermeye. Şimdi Edmund Burke'ün bu Fransız Jacobenlerinin özellikle radikallerin siyasi tutumuyla ilgili bir tespiti vardır. Der ki onların ülkelerine bağlılıkları kendi kafalarındaki planlara uygunluğuna bağlıdır. Yani eğer ona uygunsa ancak o şeye bağlıdırlar. Yoksa en böyle keskin muhalif şeyleri de yaparlar demek istiyor. Aslında yani Türkiye'de de bunu belki özellikle o İttihatçı gelenekte görmek mümkün. Yani ya benimsin ya toprağın, eğer iktidar benim olmayacaksa, ülke benim olmayacaksa batsın bu dünya, yanarsa yakar, yani yanarsa yansın, belki oradan bir hareketten bir şey çıkar yaklaşım tarzını ben evet gözlemleyebiliyorum. Muhalif olmak kötü bir şey değil ama böyle hani sırf için iktidarı, iktidar başkasında diye iktidarı ele geçirebilmek için gerekirse hani ülkedeki toplumsal barışı, fay hatlarını bozma pahasına gerekirse en dezavantajlı gruplar olan sığınmacıları açıkça hedef alan, yani dünyanın kırılgan gruplarını etnik, cinsel, siyasi, sınıfsal anlamda azınlıkları mesela hedef alan yaklaşım tarzı tam da böyle bir yaklaşım tarzı ve bu var yani, evet maalesef görüyoruz yani en son sığınmacılar örneğinde bunu çok net bir şekilde görmek mümkün. Yani onlar da biliyorlardı bedava okumadıklarını, işte her yerde şey yapmadıklarını, bir ellerinin yağda ol bir ellerinin balda olmadığını, ama sığınmacılar üzerinden iktidarı eğer sarsıp götürmek mümkünse onu da denediler. Kaç tane sığınmacı bıçaklandı, öldürüldü, ondan sonra
kaçı şiddete maruz kaldı çok da fazla umurlarında değil. Çünkü iktidarı ele alabilmek daha önemli görünüyordu. Aslında şöyle, temel ayrım değil belki ama yani din tabii ki çok belirleyici oluyor. Yani dinde dediğim gibi kimlikler de sınıf kadar, iktisadi kimlik kadar diyelim, belirleyici olabiliyor bazen. Ama esas olarak Türkiye siyasetini anlamak bakımından baktığımız zaman o aşağıdakiler, yukarıdakiler, işte bu merkez çevre olarak resmedilen daha böyle ekonomik ve siyasi anlamda karar vericilerle dalga dalga bu şeyin dışında kalmış olanlar, bu merkezin dışında kalmış olanlar arasındaki gerilim hala çok açıklayıcı. İdris Küçük Ömer'in tasnifindeki o İslamcılık, laiklik tartışması da aslında sadece dini bir ayrışmayı ifade etmiyor. Bu iki kesimin birbirleriyle mücadelesinde öne çıkardıkları bayrakları ifade ediyor ya da öne çıkardıkları kavramlar ifade ediyor. Ama tabii ki din insanların şeyini de siyasi kimliğini çok belirlemekte etkili. Yani niye mesela diyelim ki dezavantajlı bir grupla avantajlı bir grup arasındaki şeyde hani bana ne ben menfaatime bakarım herhangi bir dinin dindarının kolay söyleyeceği bir söz değildir mesela. Dünyanın başka ülkelerinde belirleyici oluyor mu? Oluyor. Mesela İngiltere'den örnek verdik. İşte şeyden yine Katoliklerle Protestanlar arasındaki ayrım siyasette hatta birlikçi olup ayrılıkçı, birlikçi ya da ayrılıkçı olmak noktasında çok belirleyici olabiliyor. Ama aynı ayrım Almanya'da çok o kadar etkili olmuyor. Yani Protestan olmakla Katolik olmak Almanya'da çok etkili olmayabiliyor. Ortodoks olmakla Katolik olmak Bosna'da, eski Yugoslavya ülkelerinde çok belirleyici olurken başka bir yerde olmayabiliyor. Uzun süren bir siyasal iktidarın sosyal konuları değiştiremeyeceğini de söylediniz. Daha öncesinde de yani Türkiye'de kendi içlerinde farklı fraksiyonlarla beraber iki farklı kesimden siyasi hareketlerden bahsettiniz. Günümüzde geldiğimiz nokta itibariyle her iki kesimde birbirine neredeyse denk farklılıkları olan sermayedar kesimi, belli elitler, kültürel gruplar elde etti. Ama bu grupların bugün bakınca motivasyon kaynaklarının, hareketlerin altında yatan sebeplerin birbirinden ne kadar farklı olduğunu düşünüyorsunuz? Ve bu farklı hangi grupların? Ya, siyasi, iki farklı siyasi oluşumu destekleyen kesimlerin diyeyim. Sağ, sol olabilir, muhafazakar ya da işte devrimci diyebileceğim kesimler. Bir de Türkiye'de şu an günümüzde farklılık oluşturabilecek, yani daha iyisine, daha doğrusuna daha götürebilecek toplumsal anlamda kalabalık bir grup var mı? Farklılık oluşturabilecek. Yani geçmişte mesela muhafazakarların 90'lı yıllarda, 2000'lerin başında bunu yapabileceğine dair bir inanç vardı. Bugün bu inanç muhafazakarların içindeki grup bazı gruplarda dahi kalmadı ya da azaldı. Bugünden sonrası için Türkiye'de böyle bir yapı, kalabalık bir kesim oluşabilir mi? Hala var aslında. Yani ve ben siyasetteki belirleyiciliklerinin de küçümsendiğini ya da yeterince görülmediğini düşünüyorum. Bu son seçimlerde mesela herkes ırkçı, ayrımcı yaklaşıma oynamayı iktidara getirecek bir şey olarak görüyordu. Ama aslında son seçimler bile o anlamda bir referandum havasına bazıları çevirmeye çalıştı. Bir yönüyle de öyleydi aslında. Ama kaybettiler. Sinan Oğan'ların ya da diğerlerinin aldığı oy da aslında Türkiye'deki milliyetçi oylar hanesine otomatik olarak eklenebilecek oylar değildi. Onlar iki tarafa da oy vermek istemeyen insanların C şıkkını temsil eden belki insanların oylarıydı. Ama onlardan daha geniş bir sayıdaki seçmen demokrat bir üçüncü ses bekliyordu. Deva ile geleceğin kurulması o anlamda bir umut olmuştu. Çünkü bir taraftan Türkiye'de ağırlıklı olarak muhafazakar seçmen, bir taraftan sahip olduğu kazanımları, işte biraz önce arkadaşımızın sorusuna verdiğim cevapta kendi çocuğunun geleceğini düşünüyordu. Yani yine benim çocuğumu o Cem Karaca'nın şarkısındaki gibi işçisin sen işçi kalma diyecekler. Yoksa sahip olduğum kazanımlar elde var bir olacak cebimde duracak mı? Temel kaygısı oydu aslında
Türkiye'de alt ve orta sınıftan gelip AK Parti'ye oy veren ama son yıllardaki gelişmelerden, işte diyelim ki bu liyakat meselesi, ondan sonra OHAL dönemindeki hukuksuzluklar, ondan sonra başka şeyler, bunlardan dolayı da ya kardeşim böyle de olmaz ki falan deyip oy vermeme noktasına gelebilecek olanlar. Deva ile geleceğin doğrudan gidip o şeye, yani ilk şeyde beklemeyip, durakta beklemeyip ilk gelen o kötü şeye binmesi bu seçeneği ortadan kaldırdı. Dolayısıyla biz şeyi göremedik. Yani acaba hükümeti daha ileri bir noktadan, daha demokrat bir noktadan sıkıştıracak bir üçüncü yol olsaydı, onların cümlemi tamam mı, sonra yine siz arada konuşursunuz. Acaba ne olabilirdi diye. Yani bazı gözlemciler bu oyların %18 civarında olduğunu söylüyorlar. Benim de aşağı yukarı düşüncem oydu. Ama gidip ilk fırsatta şey yaparak, o masaya oturup bir daha kalkmayarak ve ardından da mesela o şeyi düşünecek olursanız, o ortak belgeyi, o belgede de tehcire varıncaya kadar o şeyleri de kabul ederek zaten o şansını kaybetti. En azından bir dönem için kaybetti diyeyim. Ben tamamen yani şeydi, bitti gitti demiyorum. Ama Türkiye'de ciddi anlamda bir seçmen kitlesi hala seçenekler arasında, yani şöyle bir söz var, siyaset mümkün olanın sanatıdır. Yani iki parti varsa ikisi arasında seçim yaparsınız. İki tane şey varsa. Eğer şey olursa, üçüncüsünü inşa etmek için 5 yılı kaybetmek göze alır derseniz, inşa etmeye değer bir alternatif karşınıza çıkarsa bazen onu da yaparsınız. Ama o yoksa o zaman mevcutlar arasında yine dönersiniz ve eski refleksler söz konusu olur. Acaba Dimyat'a giderken evdeki pirinçten de olur muyum? Tamam, çok güzel, hepimiz birbirimizi sevelim, kuşlar, çiçekler, böcekler falan ama şimdi mülteciye böyle bakan yarın bana nasıl bakar? Benim sorum bu, az önce karşıtlıklar tam olarak nerede diye bir slide vardı. İşte herkes onu farklı yorumluyordu. Ben bir siyaset bilimine giriş kitabında galiba şöyle bir şey okumuştum. Şimdi bir büyük şehirlerde nerdikli olan bir seküler sermaye var. Ve bu seküler sermayenin aslında zaten her sermaye kendi rıza araçlarıyla birlikte var olur. Bu rıza araçları nedir? Kültürdür. Yani her sermayenin bir kültürü vardır. O da nedir? Seküler kültür mesela. Ne kültür? Ve seküler kültür. Dediğimiz, yani daha daha kültür. Ve daha çok İç Anadolu'da sonrasında buna karşıt olarak toplanan bir mesela yeşil sermaye. Yani İslamcı sermayenin oluştuğunu ve bu İslamcı sermayenin de aslında kendi kültürünü oluşturarak, yani bu iki tane kültür şeyinden de, bir, bu iki tane kültür havuzundan da aslında yani parti olarak temsil eden mesela CHP'nin ve AK Parti'nin aslında bu kültürlerin temsilcisi olarak çatıştığı ile ilgili bir şey dokunmuştum. Yani burada aslında kültürü tamamen işte ya da toplumu sermayeden bağımsız olarak ele almak da çok doğru gelmedi bana açıkçası. Yani siz bu karşıtlığı böyle yorumlama konusunda ne düşünürsünüz? Ne doğru gelmiyor dediniz, onu bir daha tekrarlar mısınız? Şöyle yani... Sondan bir önceki cümlenizi tam... Kültür ve toplumu, hani bu seküler sermaye, işte yeşil sermayeden bağımsız olarak ele almak ya da bunlardan bağımsız olarak gelişiyormuş gibi algılandığını düşünüyorum. Yok değil zaten. Bu merkez çevre deyince, hani uzun uzun çevrene kimlerden oluşuyor, merkez kimlerden oluşuyor, onları şey yapmadık ama tabii ki aslında şeyden bağımsız değil. Yeşil sermaye ya da işte devletçi sermaye dediğimiz sermaye de, şimdi bir yönüyle bakarsanız evet dini bir tarafı var ama öbür tarafından bakarsanız dini olmayan, yani dinsiz anlamında söylemiyorum, dinsel olmayan bir tarafı da var. Dinsel olmayan tarafı şu, Türkiye'de bu piramidin üzerindeki o üç sacayağının birini teşkil eden devletçi sermaye, ki esas olarak oluşumu bakımından iki ana şeye dayanıyor. Birisi gasp edilmiş Rum ve Ermeni malları, gayrimüslim malları. Öbürü de devletin onlar lehine sağladığı imtiyazlar. Yani serbest rekabet falan değil, piyasa koşullarıyla kazanılmış bir sermayeden söz etmiyoruz. Bu edinim biçimi aynı zamanda onların politik kimliğini de belirliyor.
Yani mesela devletçi olmak durumundalar. Çünkü onları pazarda avantajlı kılan o. 28 Şubat da aslında bir yönüyle mesela bu İslamcı sermaye olarak adlandırdıkları sermaye aslında batıdaki burjuvazi gibi devletten bağımsız gelişen sermayedir. Yani direne direne kendi küçük birikimleri şey yaparak ve çoğu kez de sahip oldukları iktisadi gücü tırpanlanması pahasına, gücün tırpanlanması pahasına. 28 Şubat aslında şeyi bu çevreden gelen sermayenin pazardan dövdürüp kovdurulması olarak da adlandırılabilir ki o yeşil sermaye de aslında tam yeşil değildir. Yani içinde sol işte seküler sermaye de vardır ama temel özelliği devletten bağımsız gelişmiş olmasıdır. O yüzden ötekilerle beraber hareket eder ama ötekilerle aynı felsefi, dini anlayışa sahip değildir ama aynı muameleyi görür. Yani çünkü şeydir. Yani şöyle düşünün, siz de eğer devletçi sermayeyi temsil eden bir şey olsaydınız, büyük bir iş adamları örgütünden birisi olsaydınız ya da yönetiminde olsaydınız, sizinle rekabet edecek olan çok direngen, çok böyle dinamik, küçük de olsa bir sermayeye karşı devletçi önlemleri savunurdunuz. Yani ve dolayısıyla da devletçi bir politikayı savunurdunuz. Ve dolayısıyla da aslında onları ideolojik olarak da şey yapacak, dışlayacak olan politik şey TÜSİAD'ın yaptığı buydu zaten. Yani uzunca bir zaman bunu yapmaya çalıştı. Başaramadı ama yani o da vuruşa vuruşa çekildi. Yani şey yapmadı, hani yapabileceği noktaya kadar bunu yapmaya çalıştı. Türkiye'de o bakımdan yeşil sermaye, öbür sermaye ayrımına böyle çok bu tür ayrımları çok şey bir sınıflarını çok keskin görmememiz gerekiyor. Ya daha doğrusu buradaki ideolojik meşrulaştırmayı çok birincil görmemekte fayda var. Onun arkasındaki yapısına bakmak lazım. Hani sen kimlerdensin, nasıl oluştun, sen niye buradasın? Veya işte acaba onun buradaki varlığı benim diyelim ki uzun yıllar boyunca o takoz arabaları gümrük duvarlarını yükselterek halka satmamı engelleyecek mi? Yoksa yani engellemeyecek mi? Ona bakar. Son kısım birazcık şey oldu ama hani çok uzattım galiba. Söylemeye çalıştığım şey şu, bu küçük ve orta ölçekli işletmelerin ya da sermayenin temsil ettiği tehdit onlar açısından işte şeriatçı sermaye, yeşil sermaye, gerici sermaye olarak adlandırılsa da sınıfsal ve iktisadi olarak asıl tehdidi ideolojiden değil ekonomiden kaynaklanıyordu. Onu söyleyebilirim. Hocam ben aslında şunu sormak istiyorum. Yani siz dediniz AK Parti bir toplumsal devrim yapmadı. Yani Rusya'daki gibi, Çin'deki ya da başka bir yerde Fransız devrimindeki gibi. Yani toplumsal sınıfları ortadan kaldırmadı. Ama siyasal bir devrim yaptı. Siyasal bir dönüşüm yaptı dediniz. Ben burada sizin açınızdan AK Parti'nin gerçekten son 20 yıl iktidar pratiğinde tam olarak ne yaptığını, neyi dönüştürdüğünü bunu istiyorum sizden. Yani toplumsal sınıfları İşte TÜSİAD, diğer katmanlar, orta sınıflar bunlar yerli yerinde duruyor. İkincisi AK Parti bir şeyler yaptı. Herkesteki bir ölçü duygu da bu. Yani bir şeyler oldu. Hani eski işte tabirle hiçbir şey olmadıysa bir şeyler oldu. Yani o fazlalık ne? Yani siyasal sisteme giren değişim girdisi ne? Ve bu girdinin adını bir türlü koyamıyoruz zaten biz. Yani bir girdi var ve bunun adı kavramsallaştırması yapılamıyor. Bu birinci sorum olsun. İkinci soru da hani siz yine Marx'a referansla söylediniz. İşte egemen sınıfın ideolojisi, egemen ideoloji filan. Biraz bizde bir toplumdaki egemen fikirler, sınıfın, egemen, evet, sınıfın egemen sınıfın düşün fikirler, ideolojiler ile evet. Egemen sınıflar arasında ilişki, Marx'ın kurduğu yapısal ilişki. Ama Türkiye'de şöyle bir durum söz konusu. Yani egemen sınıflar yok da yine de varmış gibi sorayım soruyu. Egemen sınıfların ideolojisi ile resmi ideoloji arasında bir örtüşme söz konusu değil. Mesela batılı sistemlerde egemen sınıf belli bir dönemde kendi ideolojisini resmi ideoloji de haline getirebiliyor ve egemen kültür haline getirebiliyor. Şimdi AK Parti bir ölçüde bir resmi ideolojiyi yeniden tanımladı. Resmi ideoloji alanını yeniden tanımlamaya çalışıyor.
Ama bir taraftan da egemen sınıf ideolojisi hala oralarda bir yerlere dolanıp duruyor. Netleştirilemiyor bu. Dolayısıyla burada bir bu kültürel iktidar tartışması da aslında buralara oturuyor. Yani kültürel iktidarı alamamak. Şimdi bir yani iki soruyu da bağlayarak aslında sorayım. Bir, iktisadi iktidarı alamamak. İkincisi, kültürel iktidarı alamamak. AK Parti'nin akıbeti açısından, sonraki siyasal alan şekillenmesi açısından bize neler söylüyor demiş olayım. Sorun bu kadar. Teşekkür ederim. Aslında iki sorunun bağlantılı olması iyi oldu. Şey değil, yani AK Parti neyi değiştirdi? Şu ekrandaki özellikle 20 yıl önceki demokratların gündemi de baktığımız zaman bazı şeyleri değiştirip bazılarını değiştirmediğini, değiştiremediğini de görüyoruz. Ama şunu söyleyeyim, zaten yapılması gereken şey Sultanbeyli ile Kadıköy'ün yer değiştirmesi değildi. Yani devrimci yaklaşım başka türden sıkıntılar, başka sorunlar ortaya çıkarıyor. O yüzden belki muhafazakarlık çalıştığım için ben de epeyce bu tedirici yöntemin şeyini beğenmiş olabilirim. Ama makul olanın da zaten şey olduğunu düşünüyorum. Yani kırmadan böyle bu şeyi hani toplumları sıfırlamadan, tarihi sıfırlamadan yola devam etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi ile beraber Türkiye'deki o eski yönetim yapısı, eski iktisadi ilişkiler bütünüyle değişmedi tabii. 20 yıl boyunca bir farklılaşma oldu. Yeni zenginler geldi, kendi çevresinden zenginler oluştu. Daha önce normal şartlar altında zengin olmaması beklenen insanlar zengin oldu. Ben bazen mesela sosyal medyaya bu gözle okuyorum. Birisi şey yazmış. Köye araba geldiğinde peşinden koşması gereken insanları bu durumla bu mevkilerde görmek bana dokunuyor falan gibi bir şey yazmış. Şeyi Ömer Çelik'in bir şeyinin altına yazmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani aslında onun aslında köye gelen arabanın peşinden koşacak insanlardan olması gerektiğini düşünüyor ve hayıflanıyor şeye, yani Allah kahretsin bir şey yapamıyoruz ama böyle diye. Buna rağmen aslında bir değişim oldu ve oluyor da. Gelecek uzun sürer diye bir düşünür yani. Şimdi böyle bir anda şeyin olması da gerekmiyor zaten. Sınıf yapısının da değişmesi gerekmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işlevini de böyle kısaca hani izah etmek mümkün değil. Yaptığı şeyler, hani buna hizmet eden, etmeyen şeyler var. Doğrular var, yanlışlar var. Ve bir dönem performansı iyiyken daha sonra kötü olabiliyor. Bir konuda yaptığı şey, mesela cemevleri, bu zorunlu din dersleri meselesindeki şeyiyle diyelim ki işte bürokratik vetayetin tasfiyesi, ordunun işte şeyi arasında şey var. İkisini aynı kefeye koyamayız. Yani birinde başarı var, öbüründe başarısızlık var. Ya da işte diyelim ki bu güvenlik kuvvetlerinin sivil denetimi, onların şeffaflığı konusunda 2010 ile 2020 arasında olumsuz anlamda bir fark var mesela. Ondan sonra 2010'da bir polis sizi yolda durdurduğu zaman evraklarınızı görebilir miyim efendim diyordu mesela. Şimdi o ifadeyi duyma ihtimalimiz daha zayıf. Yani dönemsel olarak da bazı şeylerin değişmesi söz konusu ama ikinci kısmı neydi şeyin? Yani demokratik bir yönetimde, evet evet, demokratik bir yönetimde böyle bir halk devrimi gibi bir şey beklememek gerekiyor. Doğru da değil zaten bu. Yani şöyle ya da böyle demokrasinin sınırları içinde kalarak, mülkiyet hakkının sınırları içinde kalarak, hayat, hürriyet, mülkiyet haklarının sınırları içinde kalarak yapabileceğiniz değişikliklerin bir sınırı vardır. Önemli olan burada yani o dezavantajlı grupların önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Artıları, eksileri, hataları, sevaplarıyla beraber AK Parti'nin son yani 20 yıllık şeyine baktığım zaman, ben performansına baktığım zaman bu şeyin yani bariyerlerin yıkılmasında önemli bir işlev gördüğünü düşünüyorum. Bazı hakların ya da özgürlüklerin geri dönüşsüz olmadığını düşünüyorum. Böyle hani zamanın ruhu var, artık kim gelse öyle olur diyenlerden değilim. Biz 80'li yıllarda televizyonlarda her şeyin tartışıldığı, Kürt sorununun tartışıldığı,
Kürt soluyla İslamcı Kürtlerin televizyonda hiç söylenmedik sözler bırakmadıkları böyle zamanları da biliyorum. Turgut Özal'a mesela Özal'ın yaptıkları ile ilgili olarak işte eleştirenlerin bir kısmı şey diyorlardı. Ya zaten Özal'dan kaynaklanmıyor. Zamanın ruhu böyle ondan sonra. Dolayısıyla yani şimdi kim olsa aynı şey olur. Sonra 90'ların silindiri geçti üzerimizden. Zamanın ruhunu gördük yani 90'larda. Beyaz Torosları, Güpegündüz evinden alıp kaybedilen insanları, yakılan köyleri, faili meçhulleri ve diğerlerini. Dolayısıyla böyle şeye de hani bu olur mu bu çağda denecek bir şey yok. Ben göçle ilgili çalışmalar yaptığım için şeyi okuyorum. İşte 1800'lü yıllarda Balkanlarda katliamlar yapılıyor. İnsanlar diyorlar ki ya işte 19. yüzyılda artık 19. yüzyılın göbeğinde, yüzyılda Avrupa'da bu olur mu diyorlar. Yani daha Holokost'u görmemişlerdi. 20. yüzyılda gelmemişlerdi. Yani maalesef Woody Allen'ın bir söylediği söz var, rekorlar kırılmak içindir diye. Onun daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum ben.